Herkese selamlar. Yeni bir video ile karşınızdayız. Bugün Norveç'te teknoloji marketine gideceğiz. Ve buradan şimdi bir tane PlayStation alacağız. Yurt dışından PlayStation veya telefon alırken işte neler yapılacak, neler yapılması gerekiyor. Onlardan bahsedeceğiz. Nasıl vergi iadesi alınır. Şimdi markete doğru gidiyorum. Orada hem fiyatlara bakacağım, birkaç tane ürün fiyatına bakacağım. Hem de bu vergi iadesi alma kısmıyla alakalı bir bilgilendirici video yapmak istiyorum. Kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi başlayalım. Şimdi burada hangi ürünler var? Yani bütün ürünler var. Avrupa'da olduğu gibi fiyatlar yine makul. Burada şundan da bahsetmek istiyorum. En düşük maaşın 21-20 bin kron olduğunu göz önünde bulunarak herkesin hayran olduğu iPhone standına gideceğiz. Ve düşük maaşlı bir çalışan bir maaşıyla ve iki maaşıyla işte iPhone alabiliyor mu, alamıyor mu? Onlara bakacağız. Şimdi ilk önce iPhone kısmına doğru bir gidelim. Evet, iPhone standı burası. MacBook Pro. Bunlar da fiyat. MacBook Pro 16 M2 2023 34 bin kron. Pro 14 M2 512'lik o da 27.500 kron. M13'te yaklaşık 17 bin kron, 21 bin kron maaşı düşünürseniz yani direkt bir tane alabiliyor. iPhone 14 Pro Max 128'lik olan o da 15.500'müş. iPhone 14 normal Pro 14.000 Plus da 12 bin kron. 14 Pro 128'lik 10 bin kron. iPhone 14 13'müş bu da. 13'te 9600 kron. Saatlere gelecek olursak galiba bunlar Türkiye arasında çok büyük farklar yok. Apple Watch serisi seri 8 5390. 45 milimmiş bu arada. 40 milim 3100. 49 milim. Bu Apple Watch Ultra tabi. Zaten göz farklı. O da 10.000 kron yani telefon parasına. Şimdi PlayStation'ların kısmına doğru gidiyoruz. Bakalım PlayStation 5 Digital Edition mı, normal CD'li ürün mü? Hangisi var onlara bakacağız. Kaç paraymış? Onları da bir inceleyelim hızlıca. Çünkü buradan vergi iadesi alacağımız yere doğru gideceğiz. Biraz acele etmemiz gerekiyor. Şimdi PlayStation aldık ama PlayStation'lar bir tezgahta değildi. Yani bir reyonda değildi. Direkt kasadan getirip verdiler bize. O yüzden size onları gösteremedim. Ama en son fişinden göstereceğim. Zaten şimdi buradan vergi iadesi alacağımız noktaya doğru gideceğiz. Şimdi ben diğer... şu Türkiye'de çok meşhur oldu. Ya yani birkaç sene önce hatta meşhur oldu. Robot fiyatlarını da göstereyim. Robot süpürge. Bu istasyonlu olanlar. Roborock, Xiaomi'nin sattığı Türkiye'de. Fiyatları görüyorsun ya. 5000 kron. Yine 5000 kron. Bu civarlarda. Bu arada fotoğraf severler için de şöyle bir uğrayayım. Yani çok full frame bir makine göremedim. Fiyatlar bu civarlarda. 8.000 kron, 7.000 kron, 10.000 kron. Drone fiyatları Mavic 3 18.000, 19.000 kron. Pahalı gerçekten. DJI Mini 3 bu yeni çıkan. Bir de bunun Pro'su vardı. Evet, o da burada. Bu bendeki ürün. 12.000 kron. Yani çok aman aman bir farkı da yok zaten. Şurada gözüken sensörler bunda yok. Ama değerlendirilebilir bir fiyat. Evet, PlayStation oyunlar. Şöyle güzel God of 650 kron. FIFA 2023 fiyatını yazmamışlar. Evet, FIFA 23'te indirim olacak herhalde. Fiyat yazılmamış. İşte Marvel'ın, Lego'nun oyunları var.
İkinci kol PlayStation 5 için 729 krom. Ne farkı var? Bu da 699-700. Razer, ha, firmaların farkından dolayı böyle farklı bir fiyatlandırma olmuş. Evet, şimdi Android dünyasının noktasına geldik. Android'in standına geldik. Android ürünler mevcut. Şu an benim de kullandığım Google Pixel 7 Pro. Yani Türkiye'de olmamasına çok şaşırdığım bir cihaz. Gerçekten mükemmel video ve fotoğraf çekiyor. Yani iPhone'un arasında kalıp Android kullandığım için tekrardan yine bunlara gittim. Yani fiyat olarak da 9400-9500 kron ve gayet hızlı ve güzel çalışıyor. Ben çok memnunum bundan. Burada başka Samsung'un S22'leri nerede, onlara bakmaya çalışıyorum ama Asus'lar. Şöyle bakacak olursak Nokia var. Nokia ne ya? Nokia mı kaldı? Heh, Samsung'lar buradaymış. Evet, Samsung Watch kulaklıklar 2500, Watch 5 3900, Galaxy S20 6900 kron, S21 7700, S23 Ultra 5G haşmetli 17000 krona da, S23 Plus'ta 15000 kron. Ama Avrupa'da bu Samsung ailesinin işlemcisi zayıf olan, galiba Snapdragon Avrupa'ya satılmıyor. O yüzden pek Samsung aldırmayı önermiyorum kimseye Avrupa'dan veya buraya geldiğinde beni ziyaret eden arkadaşlara. Evet, burada başka sizlere gösterebileceğim ne var diye düşünüyorum. Yani başka insanların merak ettiği bir şey yok. Ha, bir de OnePlus. Bu da performanslı telefonlardan. Hatta ben de almayı düşündüğüm telefonlardan biriydi. 10T 7900 kurulmuş. Yani güzel cihaz ama dediğim gibi şey gördükten sonra pek düşünmedim. Google Pixel. Hem testlerine baktım hem değerlendirmelerine baktım. Ya o kadar başarılı geldi ki çok tekrardan başka bir şeye dönmek istemedim. MacBook ürünleri vesaire her şey burada. E şimdi şundan bahsedelim. Ne kadar? Yani en düşük ücretin 20-21.000 kron olduğunu düşünürsek, ya buradaki çalışan bir insan yani maaşın tamamını verebilir tabii ki, bu bir tercih meselesi. Hepsini verirse işte yaklaşık 4-5.000 kron gibi bir şey kalıyor kendi cebine. Yani tek bir maaşla alabiliyor bunu. Bir kurye elemanı veya kasiyer bunu yapabiliyor. Tabii yazılım sektöründe gibi yüksek gelirin olduğu mesleklerde ise tek bir maaşta yaklaşık 3 tane falan almak pek problem olmuyor. Şimdi biz PlayStation aldık. Dediğim gibi PlayStation'ı bir reyondan alamadık. Direkt kasadan verdiler. O yüzden şimdi buradan gidiyoruz. Vergi iadesi alacağımız noktaya. Bakalım nasıl bir işlem olacak, ne kadar vergi düşecek. Hepsine bakacağız. Şimdi oraya doğru yola çıkalım. Evet, şimdi marketten çıktık. Bu vergi iadesi alacağımız noktaya geldik. Bu şehir merkezinde olan. Burası yurt dışına gidenler için değilmiş. O yüzden havalimanına gitmemiz gerekiyormuş. Havalimanında bu vergi iadesi kısmına gideceğiz. Satın alırken marketten vergi iadesi alacağımızı belirttik. Bize ona göre bir belge düzenlediler. Biz de şimdi o belgeyi alıp havalimanına gideceğiz. Bu havalimanı işlemi bugün olmayacak. Hatta ona ben de şahit olamayacağım. Videoyu kapatmadan önce size şunlardan da bahsetmek istiyorum. Size için bir tablo hazırladım. Bu tabloda işte 4 tane ürün koydum. Onların işte vergili vergisiz fiyatları nasıl bir fiyatlandırmaya geleceğini anlattım. Oradan da devam edelim. Bu tabloda göreceğiniz gibi en üstte iPhone 14 Pro Max'i yazdık. 250 GB'lık paket. Yani iPhone için en iyi, en ideal olanlardan birini yazdım. Bunun fiyatı 16.800 kron. TL karşılığı da 33.600 TL'ye geliyor. Buradaki uygulanan vergiden dolayı %15'lik bir teknoloji ürünleri vergisi var diyeyim ben size. Biz bu ülkede kullanmayacağımız için, Türkiye'de kullanacağımız için bunun üzerinden bir indirim gerçekleşiyor.
İşte biz bu %15 indirimi düşürdüğümüz zaman 14.280 krona geliyor fiyat. Ama telefonlarda maalesef ülkemizde bir de 6.000 TL kayıt ücreti olduğu için işte 28.000'e gelen fiyat 6.000'le birlikte tekrardan 34.560 TL'ye geliyor. Yani buradaki fiyatının satış TL karşılığının biraz daha üstünde bir fiyata geliyor. Ama bu durum şu an benim bildiğim kadarıyla sadece telefonlarda var. Yani PlayStation vesaire saatlerde yakalanılmadığı sürece bir problem yaşanmadığını biliyorum. Ama tabii yakalanmamak da önemli. Bunun dışında Samsung Galaxy S23 Ultra 250 GB'lık paketi seçtik. Onda da onun da fiyatı 17.000 kron. O da 34.000 TL'ye geliyor. Yani şu an kur neredeyse 1'e 2. O yüzden direkt 2 diye aldım. Vergiden indirdiğimiz zaman, vergi indirimini aldığımız zaman 14.450 krona geliyor. O da 28-29.000 TL. 6.000 TL kayıt parasıyla birlikte 35.000 TL civarına geliyor. Şimdi PlayStation 5 ve Apple Watch serisini de koydum. Çünkü bunlar da dediğim gibi kayıt parası ödemeden de kullanılabiliyor. Yani uçaktan bir şekilde çıkardığınız anda herhangi bir kayıt parası ödemenize gerek kalmadan kullanabiliyorsunuz. İşte bunlar biraz daha avantajlı oluyor. Mesela ben buradan size getirecek olsam, yani arkadaşlarım, ailem vesaire, ben bu vergi indirimini alamıyorum. Ama onlar buraya gelip buradan alıp gittikleri zaman bu vergi indirimini alabilirler. Çünkü burada kazanmıyorlar haliyle. Burada buranın vergisine tabi değiller. O yüzden PlayStation 5'te işte 13.190 TL'ye geliyor. 6.500-6.600 kron vergi indirimiyle o 11.200 TL'ye. Yani şu an Türkiye fiyatları daha yeni baktık, o yüzden biliyorum, tek kollu, normal Sony garantili vesaire 19.000 ile 21.000 arasında değişiyor. Tam olarak niye değişiyor onu da bilmiyorum ama böyle bir değişkenlik var. Saat konusunda da Apple Watch seri 8'e baktık. 45 milimlik alüminyum kasa. Çelik olanlar çok pahalıydı burada da. O da 10.800 TL, işte vergi indirimiyle birlikte 9.180 TL'ye geliyor. Yani bu fiyatlara baktıktan sonra bu vergi indirimini almak çok önemli. Dediğim gibi bu vergi indirimini almak için mağazaya gittiğinizde satın alma işlemi gerçekleştirirken ben bunu yurt dışına götüreceğim. Vergi iadesi istediğinizi belirttiğiniz zaman size buna uygun belgeyi düzenleyip teslim ediyorlar. Siz de o belgeyle havalimanındaki gümrük noktasına ulaşıyorsunuz ve diyorsunuz ki ben bu parayı iade almak istiyorum. Ben bu ürünü burada kullanmayacağım. Onlar da zaten o belgede de zaten ne kadar bir parayı geri alacağınız yazıyor. Direkt size o ödemeyi yapıyorlar. Böyle bir detaylı bilgilendirmeyi de yapmış olmak istedim. Şimdilik hoşça kalın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.